Burası ne güzel bir yermiş. Seveceğini tahmin etmiştim. Sence ne yapıyorlar? Sesleri çıkmadığına göre işler de yolunda. İnşallah öyledir. Ne oldu? Bizim öykümüzün onların ne yaptığına bağlı olmasını istemiyorum. Abinle ortak bir virüs taşıyorsun. Bu elinde değil mi? Ben Seymen Karadağ'ım. Ben de Bahar. Farkındasın değil mi? Başka bir öyküye tamam diyorsan tamam. Ama buna da sadece abin gibi olmamak için tamam diyeceksen yine olmaz. Bir gün bana alıştığın zaman o virüs ortaya çıkarsa ya da artık kendini kontrol etme gereği duymadığında... Neden korkuyorsun? Seni çok sevip sonra hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorum. Kadınlar kumarbazlar gibi hesapsızca aşık oluyorlar. Sonra masadan kalkma zamanı geldiğinde önlerine yıllarca ödemek zorunda oldukları bir hesap geliyor. Arkadaşım günlerdir yaşadığı aşkın başına açtığı borçları nasıl ödeyeceğini bilemez bir halde acı çekiyor. Onun gibi olmak istemiyorum. İlk tanıştıklarında bunları düşünselerdi bu kadar güzel bir ilişkileri olabilir mi? Ben senin Bahar'ın olamazsam. Evet doğru. Bunun için elinde olmadan çaresizce beni sevme. Benim de seni. Abi. Abi. Böyle. Of, gel buraya, gel. Ya ateş gibi olmuşsun. Çok üşüyorum. Tamam, yat böyle. Tamam canım, tamam. Ne oldu bu odaya böyle? Ne yaptınız siz birbirinize? Seymen de aşağıda, darmadağınık oturuyor. Of, bir daha bana onun adını anmayacağına söz ver. Tamam, tamam canım, tamam. Sadece bana ne olduğunu anlat. Hatırlamıyorum. Şu odanın hali. Canım. Alo. Gül abla. Ya acayip bir şeyler olmuş. Gel abi otur. Biz bunun aşısını yaptırmış mıydın? Hayır, bu yaralar seni götürür. Neden tırnak uzattıklarını şimdi anladım. Ne oldu abi? Kendimi kaybettim. Çok kötü şeyler oldu. Onu dövmedin değil mi? Hayır. Sevmeye çalıştım. Doğru. Beni bu yaralar götürür. İçecek bir şey var mı?
saraylar gibi gözleri vardı. Saraylar gibi. Merhaba. Çok kötü. Her tarafı yara bere içinde. Evi görsen inanamazsın. Korkunç şeyler olmuş Seyhan. Bu da anlatmıyor. Acayip ateşi var zaten. Ablası geliyor şimdi. Ne demek aramasaydın ya? Ne yapayım? Seymen nasıl? Hadi ya. Dur, kapı çalıyor. Ararım sonra. Nerede? Hayvan herif. O daha beter durumda. Çok ateşi var. Buz var mı? Kolonya falan. Getireyim. Dur güzelim. Böyle daha çok ateşin çıkar. Açalım şunu. Abla. Ne oldu bebeğim? Ne yaptınız böyle? Yaman'la ilişkim olduğunu sanıyor. Ne? Yanındayken bile özlediğim bir adam. Nasıl başkasıyla bir ilişkin olduğunu düşünebilir abla ya? Ben nerede hata yaptım? Böyle düşünmesi için ne yapmış olabilirim? Üşüyorum, ne olur ört şunu. Al Gül abla. Şu ateşini düşürelim önce. Allah kahretsin, şu haline bak. Abi bırak içmeyi artık. Gel şunu ye. Bana kimse o makarnayı yediremez. Dışarı çıkıp yiyelim dedik, istemedin. Birkaç lokma al, kusacaksın. Bari üstüne peynir koysaydın be oğlum. Yok, tereyağı koydum. Çok güzel. Ye de gör. Yemiyorum. Boğazımda bir şey var. Viskiyle kaydır hadi. Bazı aşklar böyle mayın tarlasında dolaşır gibi yaşanır abi. Birbirinizin mayınlı yerlerini keşfedinceye kadar bazı ufak tefek kazalar olacak. Çaresi yok. Sen şimdi şu makarnayı bitirmeye çalış, sonra da yat. Hadi yarın her şeyi yoluna koyarız. Bugün olanlar oldu. Geri dönüşü yok. Bunlar onun tırnak izleri. Benimkiler de onun üzerinde var. Kazaymış. Ne kazası be? Havaya uçtuk be. Abi hayır. Senden kuvvetliyim biliyorsun. Evin güzelmiş. İdare eder. Neden ailenle kalmıyorsun? Babamla geçinemiyoruz. Hem yalnız yaşamaya alışınca da olmuyor. Evet, zor olur. Bir iş bulup evi yavaş yavaş toparlarsın. Ben de Can abiyle bunu konuşacaktım. Belki gazetede bana uygun bir şey vardır. Olabilir vallahi. Konuşalım. Anne, anne kız. Versene şunu benim. Anne, evli.
layık görüyor. Ağla, ağlasana hadi. Bu iş bitti. Zırlasan da gebersen de faydası yok. Bitti, bunu kafana iyice sok. Emre. Hah, gene mi başladın? Güzel. Bir tane de ben çakayım da rahat rahat ağla. Ağla ağla. O hayvanın arkasından ağla bakalım. Her ağladığında bir kere daha vuracağım. Bakalım daha ne kadar ağlayabileceksin. Bahar, bu böyle olmayacak. Hemen canı ara. Tamam. Hemen Zeynel Bey'i bulsun. Buraya getir. Tamam. Yapma bebeğim. Yapma bebeğim Bahar. Artık ağlamayacağım. Bu yaşların durması lazım. Durdurun şunu. Telefonu kaç. Benim telefonumda kayıtlı. Al çantanı. Bahar dur. Delirdin sen. Ben delirmedim. Beni delirttiler. Bu olmuyor. Bu gerçek değil ya. Ağlamak istemiyorum. Seymen neredesin? Neden gelip beni bu kabustan uyandırmıyorsun? Tamam hadi boş ver. Tamam hadi gel buraya. Kapat telefonu. Dur. Tamam ben geliyorum. Hadi hemen sen gel, hem ben geleyim. Gel hadi çabuk ol. Açım, çok açım. Tekrar yemek yeriz diye düşünmüştüm. Ne oldu Bahar? Şaşkınlıktan dilim mi tutuldu? Senin sustuğunu görmek çok şaşırtıcı. İyi misin? Dönmek mi istiyorsun? Tamam o halde. Bazen içim geçiyor, uyuyorum. Uykumda hep mutluyum. Uyandığım an birkaç saniye içim büyük bir sevinç kaplıyor. Uyanık olduğumu anlayınca ölüyorum sanki. Bu yine beni hep uyutacak değil mi? Harika. Siz hep burada kalın. Ben uyandıkça bana hep bundan yaparsınız. Bu çiçekler çok güzel. Teşekkür ederim. Güneş doğarken uzak bir ülkenin dağlarından toplandılar. Senin için. Bazı yerlerde baharlar açtı bile. Bizim oralardan mı bunlar?
Ben evimi özledim. Ama evim neresi bilmiyorum. Seni evine götürmeye geldim.